Günler arkadaşlar. Bugün neden kitap okumalıyız konusu üzerinde durmak istiyorum. Okumak öğrenmenin en etkili yoludur. Hayal gücümüz genişler, kelime dağarcığımız artar, hafızayı güçlendirir, stresi azaltır. Aynı zamanda yazmak için de okumak gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre günde 20 dakika kitap okuyan bir öğrencinin okul performansında büyük artışlar olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda 0-3 yaş grubu arasındaki çocukların beyin gelişimi kitap okuyarak daha da arttığı gözlenmiştir. Çünkü beyin içindeki, beynin hücreler arasındaki bağlantılar kitap okuyarak da artmaktadır. Bu da beyni daha aktif kullanmayı sağlamaktadır. 0-6 yaş grubunda çocuğunuz varsa onlara büyükler, ebeveynler, büyük çocuklar, kardeşler de kitap okuyarak onların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında da katkı sağlayabilirler. Benim çocuğum kitap okumuyor diye bana danışan velilerime soruyorum, siz kitap okuyor musunuz diye. Ne yazık ki kitap okumadıklarından, buna zaman bulamadıklarından bahsetmektedirler. Ben de diyorum ki çocuklar sizin söylediklerinizi değil, sizin yaptıklarınızı yaparlar. O yüzden mutlaka çocuklarımıza örnek olmalıyız, model olmalıyız. Çocuk gördüğü modeli unutmaz. Anne baba ne yapıyorsa onu taklit eder. Öğretmenler ne okuyorsa, ne yapıyorsa onları taklit eder. Taklit yeteneği sayesinde okuma alışkanlığı da kazanılacaktır mutlaka. Öncelikle evimizde bir okuma zamanı belirleyelim. Günde 20 dakikadan başlayabiliriz. Bir okuma köşemiz olsun. Orada ailecek oturup birlikte bir kitabı alıp sırayla da okuyabiliriz. Eğer okuma yazma bilmiyorsa çocuklarımız, anne baba, bir anne bir de baba sırayla okuyabilir. Sonra bu aile içerisinde iletişimin artmasına sebep olur, güzel bir diyaloğa sebep olur, birlikte bir etkinlik yapmaktan keyif alınacak bir zaman haline gelir. Aynı zamanda küçük çocuklar kitaptan hoşlanmaları için onları kahramanlarının seslerini taklit etmemiz gerekir. Daha çekici hale gelir. Eğer varsa elimizde küçük bir kuklalar yapabiliriz. Oradaki kahramanlarını yaptığı şeyleri, konuşmaları kuklalarla konuşup taklit ettirebiliriz. Bu da daha eğlenceli hale getirir. Evimizde bol materyal bulunması gerekir kitaplarla ilgili. Hikaye kitapları, romanlar, dergiler, hobi kitapları, origami kitapları, origami kağıt sanatı biliyorsunuz. Kes yapıştır kitaplarımız, boyama kitaplarımız, 0-6 yaş grubu için kalın 3 boyutlu kitaplar, sesli kitaplar da kullanılabilir. Evimizin görünür bir köşesinde olması lazım. Çocuk sürekli görsün ki ona ilgi duysun. Kitaplara olan motivasyon ve ilgi arkadaşlar kendi başına gelmez. Mutlaka bir kitabı açıp, ona dokunup, sayfalarını şöyle bir bir çevirip, inceleyerek başlar. Önce bir sayfa okursunuz, sonra 2, 3 derken bir de bakmasınız 20. sayfayı bile geçmişsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş bir alışkanlık kazanılır. Alışkanlığın kazanılabilmesi için bir gün, iki gün yetmez. En az 21 gün. Uzmanlar 21 günde beyindeki bağlantıların daha da güçlü hale geldiğini, bu şekilde bir alışkanlık kazanmak istiyorsak o işi aynı zamanda mesela her gün sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Ne kadar çok tekrarımızı yaparsak o kadar kalıcı hale getirmiş oluyorsunuz. Hani bir gün okudun, iki gün okudun, ya üçüncü gün bırakayım falan dediğiniz zaman o bağlantıyı kesmiş oluyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar ilk etapta 21 gün boyunca sürekli bu kitap okuma üzerinde durun. Siz durdukça çocuğunuz da bunu alışacaktır. Belki ilk zamanlar kitap okumaktan sıkılıyorsa İki sayfasını atlayacaktır, bazen ortasına gelince 3-4 sayfa atlayacaktır. Bunları da çok fazla önemsemeyin. Çünkü zaman zaman kitapla haşır neşir olma zamanını arttırdıkça o da yavaş yavaş alışacaktır. Öncelikle kitabı sevdirmemiz lazım. Yani kitabı anlamaktan ziyade önce o kitapla haşır neşir olsun, zaman geçirsin. Ona dokunsun, baksın, arkasına baksın, önüne baksın, ortasına baksın, merak ettiği her yeri çevirsin. Bu şekilde o kitaba alışır. Alıştıkça da merak eder, merak ettikçe de okumaya başlar. Önceleri bunlara birazcık fırsat vermemiz gerekiyor. Çocuğumuz mesela sizi kitap okurken gördüğünüz zaman ona ilham vermiş oluyorsunuz. Büyük kardeşler küçük kardeşlere kitap okumaları gerekiyor. O da büyük kardeşlerin özgüvenini arttırıyor. Küçük kardeşlerin de onlara karşı olan sevgisini arttırıyor. Bu da güzel bir şey.
dönemsel rutinler oluşturmamız gerekiyor. Çocuğumuzun okula her sene başlayacağı dönemde tekrar okuması için belli bir kitabı okuması gerekir. Mesela bazen bir çocuğumuz bir kitabı okuyor, hemen kenara bırakıyor. O bir süre sonra tekrar aynı kitabı okumasını sağlayın. Çünkü ben de zaman zaman yapıyorum. Bir kitabı bir kere bitiriyorum. Hevesle merak ediyorum. Bir an evvel bitireyim, sonunda ne olacak şeyiyle, telaşıyla. Bazen gözden kaçırdığım şeyler olabiliyor arasında. Güzel yazılar olabiliyor. Araya bir süre verdikten sonra 10-15 gün sonra tekrar aynı kitabı okuduğumda çok farklı bilgilerle de karşılaşabiliyorum. O yüzden çocuğumuza hani bir kitabı okuyup bitirdi, bu kadar yetti okudu diye kaldırmamamız gerekiyor. Onu ise 15 gün sonra, 20 gün sonra tekrar aynı kitabı okumasını sağlayıp daha farklı bilgiler öğrenmesine de yol açmış olursunuz. Çocuğumuzun favori kitapları olsun, onu yakın yerlerde bulunması gerekiyor. Elinin uzatılabileceği, uzanıp alabileceği yerde olsun, sürekli göz önünde olsun. Ara ara onu okur ve bu şekilde de hem motivasyonu artmış olur hem de kitap okuma alışkanlığını da geliştirir. Aynı zamanda kitap okumak kendine yapılan en büyük yardımdır. Mesela dünya liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk yapılan resmi kayıtlara göre yaklaşık 3.997 tane kitap okumuştur. Aynı zamanda kitap da yazmıştır. Mesela Nutuk kitabı, Geometri, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitaplarını yazmıştır. Bunun dışında yazdığı başka kitaplar da var. Bill Gates dünyanın en zengin kişisi biliyorsunuz. Microsoft'un kurucusu. Yılda 50 tane kitap okuyor, kendini geliştiriyor. Yılda kendine 2 hafta tatil ilan ediyor ve o 2 haftalık tatili boyunca durmadan kitap okuyor. Günde 10 saat kitap okuyor bu adam. Elon Musk Tesla'nın kurucusu. Aynı zamanda şu anda uzay istasyonu sahibi. Mesela roket yapıyor bu adam. Adama soruyorlar. Diyor, roket yapmayı nasıl öğrendin diyor. O da onun cevabı çok güzel diyor. Kitap okuyarak öğrendim. Evet, kendimize yaptığımız en büyük yatırımlardan biri kitap okumaktır arkadaşlar. Kesinlikle kitap okuma boş zamanı doldurma eylemi değildir. Beynimizi geliştirme, kendimizi geliştirme, kendimize, çevremize, ülkemize, dünyamıza katkı sağlamak istiyorsak mutlaka kitap okumalıyız. Bol kitap okumalı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.